Mol kavramını gördük. Ondan sonra kimyasal denklemlerden, kimyasal tepkimelerden bahsettik. Şimdi sırada kimyasal hesaplamalar var. Bu kısım TET'nin sayısal olarak belki de sizi en çok zorlayacak kısmıdır. Dikkatli dinlemeni istiyorum. Teknikleri var. Önce neye dikkat etmen gerektiğini söyleyeceğim. Bunlar üzerinden soruya nasıl bir bakış açısıyla bakman gerektiğinden bahsedeceğim dostum. Örnekleri çözdükçe zaten yavaş yavaş da oturacak. Kendin de çözüp ondan sonra soru bankasından yaptığında da ne olacak? Bu iş oturmuş olacak. Ben derse geçiyorum. Sen de şu abone olma işini halledersen mutlu olurum. Hadi başlıyoruz. Konumuz kimyasal hesaplamalar. Biraz böldüm. Yanlış anlama. Şimdi burada çeşit çeşit soru tipleri var ki... ...bunlardan bir tanesi maddelerden biriyle ilgili bilgi veriyor. Sana diğerleriyle ilgili bilgiler soruyor. Burada nasıl yapman gerektiğine dair aşağıda bir açıklama yapacağım. Ama bak sana şunu söyleyeyim. En önemli ifade şudur. Kimyasal hesaplamalarda önemli olan mole geçmektir. Bak molü biliyorsan katsayılarla mol'ü yorumlarsın, diğer maddelerin mol sayısına geçersin. İster oradan kütleye geç, ister hacme geç ama amacın ilk olarak mol üzerinden yola çıkmaktır dostum. Bakalım şimdi burada açıklamalar üzerinden gidelim. Ne diyor? Madde miktarının birinin verildiği problemler diye söylemiş işte. Harcanan veya elde edilen maddelerden bir tanesiyle ilgili sana bilgi veriyor. Bu kütle olabilir, hacim olabilir, başka tanecik sayısı olabilir yoksa direkt mol de olabilir. Bunları birini verdiğinde kat sayılar arasında yorum yaparak diğer maddelerle ilgili bilgilere ulaşıyorsun ki burada da onu söylüyor işte. Bir tepkime denklemindeki maddelerin önünde bulan katsayılar mol olarak ifade edilebilir. Yani molü oranladığımız kısım onlardır ve herhangi birini bildikten sonra diyelim onun katsayısı 2, diğerininki 3. Ha 2'ye 3 ise atıyorum işte bulduğun madde 0.4 mol. 0.4'e kaçtır? Bak oran 2'ye 3 oranında olacak ya işte öteki ne oluyor? 0.6 oluyor gibi. İşte bu katsayılar arasında yorum yapıyorsun dostum. Denklemdeki miktarlarla soruda verilen ve istenen ifadeler ne yapılır? Karşılaştırılır. Bunların arasında orantı kurulur. Şimdi istersen bakalım örneklerimiz var burada. Bir tablo vermişiz. Bak bu tabloda yukarıda bir denklem var. Şu 1'i yazmayabilirdi. N2 artı 3 H2 2 NH3 şeklinde verebilirdi. Bak ne olmuş? Diyor ki 1 mol azot molekülü vermiş. Kat sayısı 1 mi? 1. Şimdi bunun kat sayısı 1 iken bunun kat sayısı kaç? 3. Eğer bu 1 mol verildiyse kırmızı ile gösterdiklerimi ben veriyorum gibi düşün. E bu 1 mol verildiyse 1'e 3 olduğuna göre demek ki bundan 3 3 mol kullanmam gerekiyormuş. 1'e iki e 2 olduğu için 1 mol bundan aldıysam 2 mol bundan oluşmaktadır. E hocam 4 mol girdi 2 mol çıktı. Ne demiştik? Mol sayısı değişebilen bir özellikti. Kütle değişmiyordu. Neydi? Proton, nötron sayısı değişmiyordu. Toplam elektron sayısı değişmiyordu. Ama mol sayısı, molekül sayısı değişebiliyordu. İkinciye bak. Hacim de değişen özelliklerden bir tanesidir. Gaz tepkimelerinde. Diyor ki 22,4 litre azot gazı vermiş. Şimdi bir birim değil mi bu? Bu kaç birim? 3 birim. Gazlarda hacimleri de aynı şekilde yorumlayabilirsin. Bu 22,4 ise bu 3 çarpı 22,4'tür. Yani 67,2 litredir. E bu 22,4 ise 1'e 2 olduğu için bu ne olacaktır? 2 çarpı 22,4 yani bunun 2 katı olduğu için o da 44,8 litre olacaktır. Başka bir örnek aynı şeyle yapalım mesela. Şuna V litre dersen 1 bir birime V litre diyorsan bu 3 birim 3 V litre olacak. E 1 bir birime 2 birimse V litre 2 V olacaktır mesela. Ama kütle böyle yap yapılmaz. Yani şöyle bak 6 gram H2 vermiş ya. Ha 3'e 1 ise 6'ya 2 gram. Hayır. Bak moller, hacimler bunlar kıyaslanabilir. Ama kütleleri böyle kıyaslayamazsın. Ya, peki hocam ne yapacağız? Şöyle yapacaksın. Önce 6 gram H2'yi hemen mole çevireceksin. H2'nin 1 molü 2 gramdı. E, 6 gram varsa 6 bölü 2'den kaç mol buldum? 3 mol buldum. Çok dikkat et şimdi bak. Bir ifade kullanacağım. Bazılarınız bu hatayı çok yapıyor. Diyor ki ya hocam ben bunu 3 buldum. Tamam 3 mol buldum. Ama denklemde bunun katsayısı 3 ya. Ben buraya 9 mol mu yazacağım? 3 katı. Hayır dostum. Sana verilen miktarı aynen yazacaksın. Yani 3 mol'ü yazdın ya. E ne olacak o zaman? Bak şimdi kullanıyorsun. Bak verilen miktarı aynen oraya yazdın ya. 3'e 1. E o zaman bundan 3 mol tepkimeye girdiyse bundan 1 mol tepkimeye girecektir. E 3'e 2 olduğu için bundan 3 mol tepkimeye girdiyse 2 mol NH3 oluşacaktır. Bak şimdi hemen yapalım. Azotun mol kütlesi N2. Daha doğrusu azotun mol kütlesi 14, N2'nin 28. E 1 mol N2 dediği için 28 gram kullanmış oldum. E tepkime sonucunda NH3 17'dir. E kaç mol elde ettim? 2 mol elde ettim. O zaman ne olacaktır? 2 çarpı 17'den 34 gram. Bak kütle korunmak zorunda. 28 28 6 daha 6 gözükmüyor tabi hemen sileyim göstereyim şurada 28 6 daha 34'tür bak kütle korunmak zorundaydı ama ne yaptım mole çevirip öyle kıyasladım tamam mı yoksa 6 grama 3'e 1 olduğu için diğerine 2 gram demedim veya işte bunun 3 mol olduğunu buldum kat sayısı 3 olduğu için bir daha gidip 3 ile çarpmadım zaten elimdeki o kadar tamam mı dostum dikkat et bu ayrıntıya tanecik sayısını da kıyaslayabilirsin şöyle bir birime mesela 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane diyorsam e bu 3 birim olduğu için 3 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 olur. Yani 18,06 çarpı 10 üzeri 23 olacaktır. E 1'e 2 olduğu için bu 6,02 çarpı, çarpı 10 üzeri 23 ise bu 2 çarpı 6,02 10 üzeri 23 olur. O da 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane demek. Tanecik sayısını da böyle kıyaslayabilirsin. Mol, hacim, tanecik. Bak kıyasladık bunları. Altta da atom sayısı üzerinden de kıyaslanır. Zaten bak bu 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane N2 ise N2 ise. E azot 2 tane değil mi? O zaman 2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane azot atomu olacaktır. E buna bakalım. Buna ne demiştik? 3 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 6 çarpı 10 üzeri eksi 23 demiştik. 10 üzeri artı 23 demiştik. E o zaman H2 dediğinde 2 atom var. O zaman ne olacak bu da? Bunu bir de 2 ile çarparsam bu değer çıkacak. E şuraya bakalım. NH3'te kaç atom var? NH3'te 4 atom var. E bu neydi? 2 çarpı 6,02 10 üzeri 23'tü. E bunu 4 atomla çarparsam 8 çarpı bu olacak. Ki zaten atom sayısı da korunmak zorunda. Yani şöyle, bunların toplamı buraya eşit olmak zorunda. Bak, molekül sayısı korunmayabilir. Gördün mü? Değişiyor. Girenlerde 4 çarpı 6,02 üzeri 23 varken ürünlerde 2 çarpı var ama atom sayısı korunmak zorunda. Tamam mı dostum? Bunu daha önceki derslerden birinde söylemiştim. Nerede? Bu temel kimya kanunlarında ifade etmiştim. Artansız tepkime girenlerin hepsinin bittiği tepkimedir. Tam verimli tepkime ise girenlerden en az bir tanesinin bittiği tepkimedir. Hepsi bitebilir mi? Evet hepsi de bitebilir. Ona tam verimli diyebilirsin. O zaman buradan şu anlam çıkıyor. Artansız her tepkime tam verimlidir. Ama tam verimli her tepkime artansız değildir. Çünkü tam verimli de en az birisi tükenmek zorunda. Diğerlerinden artabilir. Ama artansız tepkime de girenlerin hepsi tükenmek. Tamam mı dostum? Sorularda zaten artansız ifadesinin dışında mesela tam verimli ifadesini farklı şekillerde de gösterebilir. Tam verimli ifadesini yeterli miktarda bilmem ne alındığında dediğinde de tam verimliden bahsediyor demektir. Yeterli miktarda alınıyor dediğinde diğeri bitmiş anlamında olmaktadır. Veya işte en fazla şu kadar alınmaktadır ifadesi de yine tam verimli tepkimeyi ifade etmektedir. Ya şimdi konuştuk konuştuk da örnek çözmeden bu iş olur mu? Olmaz. Kimyasal hesaplamalarda örnek çözeceksin. Diyor ki tepkimesine göre 0,6 mol CO gazının yeterli f 2 o 3 ile tepkimesinden kaç mol demir oluşur diye soruyor. Aa ne kadar güzel. Bana mol sayısını vermiş. Şundan 0 virgül 6 mol tepkimeye giriyormuş. Çok güzel insan. Bak bunun kat sayısına bakar mısın? 3. Peki oluşan demiri soruyor. Demirin kat sayısı kaç? 2. Şöyle yorumlayabilirsin. Hemen renk değiştiriyorum. Şöyle 3'e e 2 ise 06'ya ne kadar oluşur? E bu 3'e 06 diyorsam bir birim 02 gibidir. E bu 2 birim olduğuna göre 0,4 mol demir meydana gelecektir. Diğerlerini de bulabilirsin. Bak 3'e 3 olduğu için bundan 0,6 mol oluşacaktır. Oluşanlara artı ile harcananlar eksi ifade ediliyor. E 3'e 1 olduğuna göre e bundan 0.6 giriyorsa bundan da 0.2 tepkimeye girmiş olacaktır. Buradaki eksi harcandığını ifade etmekte. Başka bir anlamı yok. E tamam. Bana neyi soruyordu? Kaç mol demir oluşur? E 0.4 bulduk. Cevabımız D seçeneğidir. Şuna bakalım. Heh bak mole çevirmemiz gerekiyor demiştim ya. 8 gram HF oluşabilmesi için yeterli miktarda F2 kaç gram H2O ile tepkimeye girmelidir? Bak F2'den yeterli miktarda varsa H2O bitiyor demektir. Çünkü F2 var diyor. Sen diğerine bak diyor. Diğeri bittiğinde tepkime bitiyor. O zaman H2O ne yapıyor? Bitiyor anlamına gelmektedir bu. Birinden yeterli miktarda varsa diğer madde tükeniyor anlamındadır. Bana H2O'nun kaç gram olduğunu söylüyor. Şöyle yapmam lazım. Önce verileni mole çevireceksin. N H F. Kaç gram? 8 gram verelim de. E 1 kaç gram HF'nin? Şuradan hesap edersen 20 çıkıyor. E bu galiba 0,4 mol oldu. Bak şu denklemi tekrar alıyorum aşağıya. Yerine yazalım. Şundan 0,4 mol oluşmasını istiyormuşum ben. Bana neyi soruyor? H2O'dan kaç gram kullanmalıyım? E 4'e 2 ise yarısı değil mi? O zaman 0,4'e bundan 0,2 mol tepkimeye girmesi gerekiyor. Tamam mı dostum? Bak şunu yapmadım dikkat ettiysen. Tam 0,2 mol. Hemen şeye geçeyim de sonra tekrar yazacağım onu. 0,2 mol bulduk. E, H2O'nun kütlesi 18. E, 0,2 mol olduğu için bunu 18 ile çarptım. 3,6 gram su gerekiyormuş ki cevabım A seçeneğidir. Bak şöyle bir şey yapmıyorsun. Denklemi yapıştırdım. Ne bulmuştum? 0,4 mol. A kat sayısı 4. O zaman bunu 4 ile çarptım. 1,6 mol. Yanlış. Verilen miktarı aynen yazıyorsun. Zaten kat sayıyı burada yorumluyorsun. Tamam mı? 4'e 2 2 ise 0,4'e budur diye. Tamam mı dostum? Gel bakalım bu soru ne diyor? Normal koşullarda 33,6 litre CO2 gazı oluştuğuna göre hangileri doğru olur diye bir soru soruyor. Hemen şöyle yapabiliriz. Burada biliyorsun hacim de gaz katsayılarında yorumlanabiliyordu. Mol de yorumlanabiliyordu. Mol hepsinde yorumlanıyor ama hacim ne yapılabiliyordu? Sadece gazlar arasında yorumlanabiliyordu. O zaman şunu hemen bir mole çevireyim. N-karbon dioksit. 33,6 litre var. 1 mol gaz 22,4 litreydi. Hani 1 mol gaz 22,4 litre ise 33,6 litre kaç moldür? Bunu aslında bu işlemle yapmış oluyorum. 1,5 mol değerini buldum dostum. Bak denklemi tekrar yazıyorum. Ne olmuştu? Şundan 1,5 mol oluştuğunu buldum. Harika. E kaç sayılara bakar mısın güzel insan? ne olacaktır? 3'e 1. E o zaman 1,5'a 3'te 1'i 0,5 mol bundan tepkimeye girecek. Şöyle de yorumlayabilirsin. Bu 9 bölü 2 4,5 demek ya şöyle diyebilirsin. 1'e 4 buçuksa 0.5'in 4 buçuk katı tepkimeye girmeli. Yani 2.25 mol oksijen tepkimeye girmeli. 3'e 3, e 3 olduğu için bu 1.5 mol ise bu da 1.5 mol olmalı. Bak şuraya kadar çok güzel şeyler bulduk. Harika. Hemen bakalım. 2.25 mol oksijen harcanmıştır. Hemen yapıştırdım doğru diye. Ne diyor bana? 21 gram C3H6 harcanmıştır diyor. Hocam 1'e bakmadın. 1 çünkü çok önemli. O yüzden onu sona bırakıyorum. Şimdi 21 gram C3H6 harcanmıştır. Hemen hesap edeceğim. Önce C3H6'nın 1 molü kaç gram? E ne oluyor? 36 artı 6 42. 1 molü 42. Benim ne kadar kullandığımı öğrendim. 0,5 mol. E 0,5 çarpı 42'den 21 gram C3H6 harcanmıştır. Bu da doğru. Şimdi bakalım buraya. A 1,5 mol su oluşmuş. E 1 mol 22,4 litreydi. Bak 1 mol 22,4 litre ise 1,5 mol ne olacaktır? 33,6 litre olacaktır. Gaz olsaydı doğruydu. Ama H2O hangi halde? Görüyor musun? Sıvı halde. Cartingen Streise. Gazlar için geçerlidir bu. Molle hacim yorumu gazlarda geçerlidir. O yüzden birincisi ne oldu? Yanlış oldu. Çok iyi bir tuzaktır. O yüzden yememen gerekiyor. Cevabım da 2 ve 3 olacaktır. D seçeneği. La içimden geldi. Bir tane de ben soru yazacağım. Bak şimdi. Uyduralım. Beraberce uyduralım. Ne diyelim? Ne diyelim? Şöyle böyle değişik bir denklem mi yazsam? Tamam. Şöyle yazayım. Dedim ki 6 gram 6 gram sirke ruhunun yeterli oksijen ile tepkimesi sonucunda normal koşul larda kaç litre CO2 ve kaç gram su oluşur? Bu güzel soru oldu ha. Hidrojen 1, oksijen 16, karbonda 12 diye belirttim. Hmm... Bak şimdi gel beraber çözüyoruz. Burada önce sirke ruhu neydi onu hatırlaman gerekiyor. Bak görüyor musun? Kimya bilimi ünitesine bir ne yaptık orada? Gönderme yaptık. Sirke ruhunu orada söylemiştim. Neydi formülü sirke ruhunun? CH3 COOH'du. Sirke ruhu buydu. Bunun tepkimesinden bahsediyor. Neydi tepkimesinden bahsediyor? Oksijenle tepkimesinden bahsediyor. E organik bir bileşik yandığında... Geçen ders söylemiştik. Ne oluyordu? Daima karbondioksit... Ve su meydana geliyordu. Yani karbon hidrojenden oluşan ya da karbon hidrojen oksijenden oluşan bileşikler yandığında karbondioksit ve su oluşuyordu. Gel denkleştirelim bunu. Bir, iki tane karbon var. O zaman şurası iki. Sakın atlama abi, bir tane karbon var diye. Bak arada bir tane daha var. Hidrojeni say. Üç burada bir de burada dört hidrojen var. O zaman şuraya iki yazdım. Bunu da denkleştirdim. Oksijeni sayıyorum. İki kere iki burada dört. E, i̇ki de burada var. Altı. E, ikisi burada. E, dört tane daha lazım. Aha bunu da buraya yazdım. Bitti. Ama ne lazım bana şimdi? bana verilen 6 gramın mole çevrilmesi lazım ki diğerleri hakkında yorum yapabileyim. Hadi onu mole çevirelim. Bakalım önce C3H8'in mol kütlesini bulacağım da şöyle mol sayısını bulmak için şöyle yazalım. Verilen kütle 6 gram bölü CH3COOH hesap edelim. Karbon 12 iki tane var 24. E, oksijen iki tane var 32. E, 4 de O var. E, ne oldu bu hesap ettiğimizde? E, galiba 60 yapıyor. Bir daha bakayım şöyle. Heh. CH3COOH Ama orayı doldurmayayım la dur Aşağıya yapalım onu dur şuraya CH3COOH 2 karbon 24 4 de şey var e, hidrojen var e, 32 de bu evet 60'mış tamam Aha 0,1 mol bulduk Şimdi bunu denklemde yerine yazacağım Rengi değiştirelim 0,1 mol bundan tepkimeye girerse Bak kat sayısı 1 bir şey yazılmıyorsa 1 demek E o zaman bundan 0,2 mol harcanacak Zaten ondan yeterince vardı ona bakmıyoruz zaten. E, 1'e 2 olduğu için demek ki 0,2 mol karbondioksit meydana gelecek. E, 0,2 mol de H2O meydana gelecek. Ne olacak o zaman? Hemen hesaplama yapacağız. Normal şartlar altında 1 mol gaz 22,4 litreydi. O zaman 0,2 mol'ü ne kadardır dediğimizde 0,2 çarpı 22,4'tür. E, bu da 4,48 litre karbondioksit anlamına gelmektedir. E, H2O'ya bakalım. H2O'nun mol kütlesi 18. Neden? 16 artı 2'den. h o. E 0,2 mol değil mi? Çarpı 0,2. E ne oldu o zaman? 3,6 gram da su meydana gelmiş oldu. Al sana sorunun cevabı dostum. Bir tane daha mı uydursak? Ne yapsak ya? Gel bir tane daha uyduralım şöyle. Ne yazalım bu sefer? Düşünüyorum, düşünüyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Diyelim ki hmm, 5,6 gram N2 ile yeterli H2'nin Ama bir dakika ya. Yok 5,6 demeyeceğim bu sefer. Şöyle diyeceğim. X gram N2 ile yeterli H2'nin. H2, H2 yeterli ise demek ki X gram ne oluyor? N2 bitiyor. Buradan bunu anlıyorum. H2'nin tepkimesi sonucunda tam verimli tepkimesi oluyor bu işte. Sonucunda neşeli anlarda şey pardon ya normal şartlar altında. Bu neydi? 0 santigrat derece 1 atmosfer. Diyorum ki diyorum ki ne diyorum? Hadi bir şey desem iyi olur. 4,48 litre NH3 gazı oluşuyor. Buna göre x değeri kaçtır. Şimdi hidrojen 1. Eyvallah yazdık. E, azot 14. Tamam buna göre yapacağız. E hocam denklem yok. Ben bu soruyu nasıl çözeceğim? Var ya nasıl yok. Bak ne diyor? N2 ile H2 tepkimeye giriyormuş. Tepkime sonucunda NH3 oluşuyormuş. Al sana denklem. E, şöyle denkleştirelim. Mesela burayı 2 ile genişletsem. E tamam bunun katsayısı 1 olacak. Yazmama bile gerek yok. E burada 6 tane hidrojen olduğu için şuraya 3 yazdım. Aha denkleştirdim. Şimdi bunlar gaz halindeymiş. Onu söylüyor bana zaten. NH3 gazı diyor ya. Şimdi Şimdi hemen hesabımıza geçelim. Mavi yapacağım ya. Dur. Ne diyor? 4,48 litre NH3 oluşuyormuş. Hemen NH3'ün mol sayısını bulalım. Verilen hacim 4,48. E, normal şartlar 22,4'tü. E o zaman ne çıktı buradan? 0,2 mol çıktı. E bu 0,2 molse 2'ye 1 ise 0,2'ye demek ki 0,1 mol N2 tepkimeye girmiş. E 2'ye 3 ise 0,2'ye demek ki 0,3 mol de H2 tepkimeye girmiş. H2'den yeterli Vardı zaten. Ben neye bakıyorum? N2'ye bakıyorum. X gramı tepkimeye girmişti. Hemen hesap edeceğim. N2'nin kütlesi 28. E 0,1 mol bulduk. 28 ile de çarparsak demek ki 2,8 gram N2 harcanmış, harcanmış. Heh, zaten bu x değeri de buydu. Cevap 2,8 gram olacaktır. Bir de şöyle problemler vardır. Aynı anda oluşan tepkimeler. Yani bir kapta karışım var. Bu karışımda e, ikisi birden tepkimeye girebiliyor. Böyle tepkimeler var. Bakalım bununla ilgili sorular nasıl oluyormuş, nasıl türetiliyormuş, nasıl çözülüyormuş ona bakalım. Diyor ki aynı anda birden çok maddenin tepkimeye girdiği soru türleridir diye söylüyor. Denklemlerini ayrı ayrı yazarak oradan bazen bir bilinmeyeni bazen iki bilinmeyeni denklemler kurarak sonuca ulaşıyoruz. Bakalım örnekler üzerinde anlatalım bunu. Diyor ki normal koşullarda 56 litre hacim kaplayan C2H6 ve C4H10 gazları karışımı tamamen yakıldığında 7 mol karbondioksit elde edilmiştir. Karışımdaki c 2 2 h 6 kaç gramdır mı diye soruyor. Yok kaç moldür diye soruyor. Süper. Şimdi bak bu tip sorularda sana pratik bir yöntem söyleyeyim. Sana kimi soruyorsa ona x mol de. Çünkü x'i bulduğunda direkt sonucu bulmuş olursun. Peki normal şartlarda 56 litre dediğimiz karışım. Hemen molünü bulalım. 56 bölü normal şartlarda 22,4 litre 1 moldü. 22,4'ün kaç katı? A 2,5 katı bu. 2,5 molmuş bu karışım. Yani şunların karışımı 2,5 mol. Dikkat et şimdi. Bak. Bak, dikkat et. Ne oldu? Ben C2H6'ya X mol demedim mi? O zaman C4H10 ne olacaktır? 2,5 eksi X mol olmayacak mıdır? Evet. Bak tek bilinmenliğe düşürdüm. Normalde şöyle de yapabilirdim. Diğerine C4H10'a Y derdim. X artı Y eşittir 2,5 derdim. Sonra alttaki denklemlerden bir tane daha bulurdum. İki bilim yani denklemle de çözebilirdim. Ama böyle yapınca tek bilimmenliğe denkleme dönüşüyor. Şimdi bak yanma tepkimesi diyor ya. C2H6 da yanar. Oksijenle yanar. Karbondioksit ve su meydana getirir. Aynı durum C4H10 için de geçerlidir. Bu da yanar. Yanma sonucunda da karbondioksit ve su meydana gelir. Şimdi bu tepkimeleri denkleştirelim. Sonra devam edelim. 2 karbon, 2 karbondioksit. 6 hidrojen. E ne olacak burası? 3H2O. E devam ediyorum, devam ediyorum. Bakalım. E ne olacak? Oksijeni soruyorum. 7. Aha 7 bölü 2. Burası da böyleymiş. Tam sayıya çevirmedim şu anda. Çünkü en küçük tam sayılarla ilgili bir durum yok burada. C4H10 diyor. 4 karbon. Aha 4. E 10 hidrojen. 5 h 2 o. E topladım 8 5 13 tane oksijen var. 13 bölü 2'yi de buraya yazdım. Şimdi bak ben şuna x mol dedim mi? Dedim. Bana neyi vermiş? Karbondioksit miktarını. E bu x ise 1'e 2 ise x'e 2 x e, 2x bundan olacaktır. Aha buradaki karbondioksiti buldum. E buna ne demiştim? 2,5 eksi x demiştim. 1'e 4 ise 2,5 eksi x'in 4 katı yani 10 eksi 4 x olacaktır. Bu da neyi söylüyor? Bunların toplamının 7, 7 mol olduğunu söylüyor. Yani toplarsam eğer 10 10 eksi 4x artı 2x eşittir 7. 10 eksi 2x eşittir 7. Değil mi? Bakıyorum. Evet. 10 eksi 2x eşittir 7. 2x eşittir ne çıkacaktır? 3 çıkacaktır. X eşittir 1,5 mol bulduk. Bana da bunu soruyor. Cevabım D seçeneğidir. E, diğeri de ne oluyor? 1 mol oluyor. Çünkü toplamı buçuk mol değil miydi? Buradan gidebilirsin. Bakalım bu örneğimizde ne diyor? N2 ve H2 gazlarından oluşan bir karışım varmış. Yeterli oksijenle NO2 ve H2O gazlarını oluşturmak üzere tansız yakıldığında 2 mol oksijen gazı harcanırken 82 gram ürün elde ediliyormuş. Şimdi bak buradaki iki denklemi yazayım. N2 artı O2 ne oluyormuş? NO2 denkleştirmek için şurayı 2 ile genişletsem şuraya da 2'yi yazdım. Çok güzel. Diğer tepkime ise H2 artı O2. Burada ne olacak? H2O oluşacak. Şunun başına 2 yazarsam o zaman şuraya 2 da evet denkleşmiş oldu. Şöyle bir şey var dostum bak. Ben şuna x mol dersem şuna da y mol ...dediğimi düşünelim. X mol, Y mol. İki bilinmeyen denklemden gideceğim. E, burada 1'e 2 olduğu için... ...şundan 2X mol oluşmuş olacak. 2'ye 2 iki olduğu için bundan eşit olacak. Bu Y mol ise bu da Y mol olacak. Kat sayıları aynı çünkü. Şimdi bak, dikkatli ol. Oksijene bak. E, 1'e 2 ise... Bu x'e ne olacaktır? 2x olacak. E bu 2'ye 1 ise y'ye y, ye, y ye bölü 2 olacaktır. Bana ne demişti soruda? Demişti ki 2 mol oksijen harcanıyor. Şurası 2 molmuş. Ve diyor ki toplam 82 gramlık bir ne oluşuyormuş? Ürün oluşuyormuş. Yani şunların toplamı da 82 grammış. Peki bir şey söyleyeceğim. NO2'nin kütlesi 46'dır. E o zaman çarpı 46 dediğimde 92x gram ediyor bu. Diğeri ise H2O'nun kütlesi mol kütlesi ise 18'dir. E bunu 18 ile çarptım. 18 y'dir değil mi? Heh, şu ana kadar her şeyimiz güzel. Şimdi benim elimde iki yani bilinmeyenli bir denklem var. Birinci denklem yazalım şöyle. Birinci denklem 2x artı y bölü 2 eşittir 2'dir. Güzel. Diğer denklemim ne? Onu da yazalım. 92x Artı 18y eşittir 82'dir. Şimdi şöyle yapsam bu y'leri götürmeye kalksam. Y'leri nasıl götürürüm? Düşünüyorum, düşünüyorum. Şöyle yapayım. Mesela şurayı 36 ile çarpsam. Ne olur o zaman? Karşıma çıkan değerleri şuraya tekrar yazıyorum. Ne olacaktır? 72x artı 18y eşit. Ha bunları bir de eksiyle çarpıyordum değil mi? Şöyle eksi alalım. Eksi, eksi. Tamam şu eksi tam olmadı. Bir dakika. Heh, şöyle eksi eşittir. E ne olacak? Eksi 72. Aşağıya bak. 92x artı 18y eşittir 82. Şimdi şu iki denklemi şey yapalım, sadeleştirelim, toplayalım alt alta. Şunlar birbirini götürdü. Burada ne kaldı? 20x eşittir. 10 kaldı. Buradan x eşittir 1 bölü 2 yani 0,5 mol çıktı. Bitti mi işimiz? Bitmedi. Şimdi x'i buldum. Harika. Şimdi neyi bulmam lazım? Y'yi de bulmam lazım. Onu da nasıl bulacağım? 2x artı y bölü 2'nin 2 olduğunu bilmiyor muyum? x yerine 0,5 yazdığımızda burası 1 artı y bölü 2 eşittir 2 karşıya attım. y bölü 2 eşittir 1. y eşittir 2 çıktı. Yani çok güzel. Benim n2'm 0,5 molken h2'm ne oluyormuş? 1 mol oluyormuş değil mi? Yok. 2 mol oluyormuş. La. Olur mu öyle şey? Heh. Şimdi bakalım. Başlangıçtaki n2 ve h2 kütleleri toplamı 32'dir. E, ne? 0,5 mol n2 vardı. E, 0 5 mol N2 dediğimizde kaç gram oluyor? 14 gram oluyor. Çünkü N2 28'di. E devam ediyorum. E şey ne? Hidrojen neydi? 2 moldü Yani o da ne olacaktır? 4 gram olacaktır. 1 molü çünkü 2 gram. E buradan ne çıktı burası? 18 çıktı. Bu olmadı. Diyor ki 36 gram su oluşmuştur diyor. E ne bulmuştuk? 18 Y bulmuştuk değil mi? E y yerine ne yazıyoruz? Y yerine 2 yazıyoruz. E y yerine 2 yazdığımızda 36 çıkıyor. Yani doğru bir ifadedir. Oluş oluşan NO2 oda koşullarında 24,5 litre hacim kaplar. 2x mol oluşmamış mıydı? Onu söylüyoruz. E x neydi? 0,5. 2x ne olacaktır? 1 mol NO2 olacak. E normal şartlarda 1 mol gaz 22,4 litreydi. Oda koşullarında neydi? 24,5 litreydi. Yani bu ifade de doğru oldu. Cevap 2 ve 3 olacaktır. D seçeneği sağlam, işlemli, güzel bir soruydu mesela. Bakalım bu sorumuz nasılmış? Şöyle bir yaklaşalım. Diyor ki CH4, CO3 ve CO gaz Gazlarından oluşan 5 mollük karışımın tamamen yakılması için toplam 3,5 mol oksijen gazı harcanmış ve toplam ne oluyormuş? 4 mol karbondioksit gazı oluşuyormuş. Burada bir şey bilmen gerekiyor. O da ne biliyor musun? Yanma kuralları vardı. Neydi? SO3'e bakar mısın? Buradaki S artı 6 alıyor. Neydi? Grup numarasına ulaştığında yani grup numarası kadar yükseltgenme basamağına ulaştığında artı 6'ya ulaşmış. Ne oluyordu? Yanmıyordu. Bunun oksijenle tepkimesi yoktu. Ama karbon monoksit yanıyor. Karbon monoksit yanarsa e, karbondioksite dönüşüyordu. Tamam bununkini yazdık. E, CH4 zaten organik madde. Yandığında ne olacaktır? Karbondioksit ve su meydana gelecektir. E, bu da denkleştirirsek burası 2, 2. Aha denkleşmiş oldu. Diyor ki 5 mollük karışımı yaktığımızda ne oluyormuş? 3,5 mol oksijen gazı harcanıyormuş. Şöyle desem mesela şuna x mol, buna y mol, buna da z mol desem. Öyle bir durum oluştursam. Hatta tamam öyle yap. E buna ne olacaktır? Bu ha, yani karbon de Z mol demiştim. Çok güzel. E buna da X mol demiştim. E oksijen ne oldu burada? Z bölü 2 oldu. E bu ne oldu? 2X oldu. Yani ilk denklemim Z bölü 2 artı 2X eşittir. Ne çıktı? 3,5 molmuş. 3,5. Çok güzel. Burayı birazdan denkleştireceğim. Hatta şöyle yapayım. Paydaları da eşitleyip yaparsam Z artı 4X eşittir 7 çık. Bu kalsın kenarda. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu 1, bu da 1. Demek ki Z mol karbon karbondioksit meydana geldi. E şuraya bakalım. CH4'teki burası X ise şurası da X'tir. X artı Z eşittir. 4 molmuş. Onu da söylüyor bana. Allah hiç. a bitti. Soru bitti la. Çok güzel. E, şimdi şu var. 2 bilinmeyen denklem. Tamam buradan tek tek şeyleri bulabilirim. Neydi? Diğer maddeleri bulabilirim de. X artı Z'yi biliyorum ben. Bak bununla bunun toplamı neymiş? 4 molmuş. E karışım 5 moldü. O zaman buna ne kaldı? 1 mol kalmadı mı dostum? E 1 mol. Tamam. 1 mol so o3. O da kaç gram ediyor? 80 gram ediyor dostum. Hiç uğraşmadık bile. Ha ne yapabilirdin? Bunları bulabilirdin. Sen, sonuçta benim elimde iki tane denklem var. Z artı 4x eşittir 7. Şöyle yukarıyı eksiyle çarpsam. 3x eşittir 3. X eşittir 1 mol çık. Aha bunun da 1 mol olduğunu bulduk. O zaman buna ne kaldı? Toplamları 5 olduğu için 3 mol de buna kaldı dostum. Bakalım bu soru ne diyor? PBS ve CS2 maddelerinden oluşan 0,6 mollük karışım yeterli oksijenle denklemine göre yakın çıkarıldığında 64 gram CO2 gazı elde edildiğine göre oluşan karbondioksit kaç moldür diye soruyor. Bakalım şimdi. Şöyle karışım 0,6 mol ya. Karbondioksitin olduğu kısma dikkat ederek ben şuna x mol dersem bu ne olur? 0,6 eksi x mol olmaz mı? Evet olur. O zaman şuraya yazalım 0,6 eksi x mol. Şurası ne olacaktır? x mol. Şimdi şu var CO2'lerin toplam miktarını vermiş. 64 gram CO2. Hemen molünü buluyorum. CO2. 1 molü 64 gram zaten. Aha 1 molmuş. Niye kullandım bunu? Şimdi bak dikkat et. 2'ye 2 ise bu 0.6 eksi e, 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 x ise bu da 0.6 eksi x olacaktır. E 1'e 2 ise bu x ise bu 2x olacak. Bak buranın toplamı 1 molmuş işte. Yani 0.6 eksi x artı 2x eşittir 1 mol CO2'den bahsediyor. Yani 0.6 artı x eşittir 1. x eşittir 0.4 mol bulduk. Aha da bu. E bu da zaten karbondioksit 0.4 mol oluşmuyor mu? Diğer tepkimede karbondioksit oluşmuyor. Bana oluşan karbondioksit kaç mol diye soruyor. X'tir yani 0,4'tür. Cevap da B seçeneğidir. Bu soru çok güzel bir soru. Geçmiş yıllarda ÖSYM buna benzer bir soru sormuştu. 3 madde üzerinden gitmişti. Burada şunu bilmen gerekiyor dostum. Bir metal asitle tepkimeye girdiğinde çıkan hidrojenin kat sayısı metalin değerliğinin yarısı kadardır. Burada öyle bir durum söz konusu. Kalsiyum metali de HCl ile tepkimeye giriyor. Burada potasyum metali de HCl ile tepkimeye giriyor. Ve bu tepkimeler sonucunda H2 gazı oluşuyor. Şöyle tuz ve H2 gazı oluşacak ya. H2 gazı, H2 gazı. Şu var. Kalsiyum bileşiklerinde artı 2 almaktadır. O zaman bunun katsayısı 1'dir. E, potasyum 1A grubu elementi bileşiklerinde artı 1 almaktadır. Bundan dolayı bunun katsayısı 1 bölü 2. Ama sağ olsun parantez içinde ne demiş? Kalsiyum ve e, potasyumun her ikisi de HCl ile tepkime verir. Burada CACL2 oluşur diyor. Denkleştirmemiz için bize kolaylık sağlamış. Diğerinde de KCL oluşur diyor. Al sana denkleşmiş halini bu şekilde de bulabilirsin dostum. Süper. Çünkü daha asit bazı tuzla ilgili kısımlar var burada. Orayı daha detaylı öğrenmediğimiz için bak soruda bize bu şekilde güzel bir jest yapılmış. Bu da ne oldu? Denklemi yazmakta bize fayda sağladı. Şimdi devam edelim istersen. Diyor ki kalsiyum ve potasyum metallerinden oluşan 15,9 gramlık bir karışım varmış. E bu karışımda HCl çözünürlük salsın. Hatırlamış toplamda H2 gazından 0,35 mol oluştuğuna göre kalsiyum metalinin kütlesi kaç gramdır diye soruyor. Şuna x mol, buna da y mol dedim. Şu anda bu şekilde gittim. E kalsiyumun 1 molü 40 gramsa x molü 40x gramdır. E potasyumun 1 molü 39 gramsa 1 molü 30 yani y, y molü, 1 molü demeyeyim tabii ki. y molü ne olacaktır? 39y gram olacaktır. Bunların toplamının 15,9 gram olduğunu söylüyor soruda. E ben şuna x mol, buna da y mol dediğime göre Diğer renk değiştirmiyorsam. Heh, şuna x mol, şuna da y mol dediğimde. Hidrojenlere bak. 1'e 1 ise e, bu da x mol. 1'e e, e yarımsa bu y bölü 2'dir. Şimdi diyor ki x artı y bölü 2. H2'lerin toplamı 0,35'miş. Bunu veriyor. Hatta şu e, şeyden kurtulabiliriz mesela. Küsürattan kurtulabiliriz. Her iki tarafı ne yapalım? 2 ile genişletelim. Burası 2x artı y eşittir. 0,7 oluyor. Diğer denklemde neydi? Ha, şöyle yazmıştık. 40 yazamadım. 40 x x artı 39 y eşittir 15,9. Küfür yok, küfür yok. Şimdi burada en kolay kimi götürebilirim biliyor musun? 40 x'e ulaşmak daha kolay ya. Şöyle yapayım mesela. Yukarıdaki tepkimeyi eksi 20 ile çarpsam. Ne olur o zaman? Tekrar yazıyorum. Eksi 40 x Eksi 20y eşittir. Ne olacaktır? Eksi 1,4 olacaktır değil mi? Bakıyoruz. Ha 7, 14 olacaktır lan. Ne 1,4'ü? 14 oldu. E tamam. E, aşağıya bakalım. Ona aynen yazdık. 40x artı 39y eşittir. 15,9. E ne olacak? Bunlar gitti. Burada 19y kaldı. Burada da 1,9 kaldı. Y eşittir. 0,1 molmuş. Çok güzel. Y neydi? Potasyumdu. Şimdi bir şey biliyordum ben neydi? 2x artı y eşittir 0,7 idi. O zaman yerine yazalım bunları. Lan, lan, eh, eh, karıştırdık. Şurası ne olacaktır? 2x artı 0,1 eşittir 0,7. E karşıya attık. 2x eşittir 0,6. x eşittir 0,3 mol. Bana bunun neyini soruyor? Gramını soruyor. 0,3 molü çarpı 40'tan ne olacaktır? 12 gram edecektir. Cevap da D seçeneğidir. Hadi şimdi soru çözelim bakalım. İlk sorumuz ne diyormuş? CO2 gazının 7 yeterli miktarda oksijenle tepkimesinden tam verimli tepkime sonucunda 2 mol CO2 gazı oluşuyormuş. Tepkimede harcanan CO2 ve O2 gazları karışımı kaç moldür diye soruyor. Şu denklemi şöyle alıyorum aşağıya yazıyorum. Yapıştırdı. Heh. Şimdi ne diyor bana? 2 mol bundan meydana gelmiş. E çok güzel. 1'e 1 olduğuna göre demek ki bundan 2 mol harcanmıştır. E 1'e yarım olduğuna göre bundan 1 mol harcanmıştır. Bana neyi soruyor? Tepkimeye giren CO2 ve O2'nin toplam kaç mol olduğunu soruyor. 3 mol oldu. Cevap da B seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. Denklemine göre sodyum metalinin aşırı miktarda H2O ile ne tam verimli tepkimesi sonucunda aşırı miktarda dediği anda demek ki sodyum bitiyor. Sudan yeterince var elimde. E tepkimesi sonucunda normal koşullarda 1,12 litre hacim kaplayan H2 gazı açığa çıktığına göre kaç gram sodyum metali harcanmıştır diyor. Hemen mole geçiyorduk değil mi? Molü bulmadan bu işlemler yapılamıyordu. 1,12 2 litre ise normal şartlarda neydi? 22,4 litreydi. Şimdi 11,2 litre olsaydı 0,5 derdim. E 1,12 dediği için 0,05 mol olacaktır bunun mol sayısı. Şimdi bunu yerine yazdım. 0,05 mol. Yarıma birse 0,05'in iki katı yani 0,1 mol sodyum tepkimeye girecek. Bana bunun kaç gram olduğunu söylüyor. Soruyor daha doğrusu. E sodyum 23'tü. 0,1 molü ne olacaktır? 2,3 gram olacaktır. Cevap da A seçeneğidir. Üçüncü sorumuza geldik diyor ki tarımda yan, ne yaygın olarak kullanılan amonyum sülfat gübresi şu şekilde elde ediliyormuş. Çok güzel. Diyor ki 66 kilogram amonyum sülfat elde etmek için aşırı miktarda ha bak aşırı miktarda H2SO4 ile kaç mol NH3 tepkimeye girmelidir? Aşırı miktarda H2SO4 kullanıyorsam demek ki NH3 bitiyor. Diğer madde bitiyor anlamına gelmekte. Tamam tam verimli tepkimeden bahsediyoruz. Süper. Çok güzel. Şimdi ben bunu 66 kilogram kilogram olarak düşünmeyeceğim. Şöyle 66 kilogram dediğimiz şey 66 çarpı 10 üzeri 3 gram değil midir? Ben en sonunda neye ekleyeceğim biliyor musun? O 10 üzeri 3'ü en son ekleyeceğim. Şimdi NH4 2 CO4'ün önce mol kütlesini hesap etmem lazım. NH4 2 CO4. Azot 14. Burası da 4. 18. Parantezi içeriye dağıttım. 36 burası. Artı S32 artı 64. Labura kaç ediyor? Dur bakayım hesap lazım. Eee 132 132 E 66 05 Dikkat et bak 0,5 mol gibi düşünebilirim ama çarpı 10 üzeri 3. Ne oldu o zaman? 500 mol oldu. Hoppa 500 mol ne var benim elimde? Bundan varmış 500 mol. Çok güzel. Şimdi bunun mol sayısını biliyorsam kat sayılarına bakarak diğerlerinin mol sayısını bulurum. Bunun katsayısı sayısı 1 ise ne olacak o zaman? Bu da 500 mol olacak. E, 1'e 2 olduğu için demek ki bundan 1000 mol almam gerekiyormuş. Bunu öğrendim. E, neyi soruyor bize? E, tepkimeye kaç? Kaç mol şey girmelidir diyor. NH3. 1000 mol yani 10 üzeri 3 olacaktır. Cevap da B seçeneğidir. Dördüncü sorumuzdayız diyor ki sanayide metalik demir aşağıdaki gibi bir dizi işlem basamaklarından basamakları sonucunda elde ediliyormuş. Tamam. E yukarıdaki tepkimelere göre 18 gram karbonun tam verimli tepkimesinden kaç gram karbondioksit gazı elde edilir? Dostum sana çok önemli bir şey söyleyeceğim burada. Bu bir kademeli reaksiyondur. Kademeli reaksiyonlarda şöyle bir kural vardır. Üstteki tepkime ki dur şuraya da bir tane artı yapalım da o böyle arada kalmasın. Heh, şöyle üstteki tepkime de elde ettiğin maddenin miktarı neyse bunu buraya aynen yazıyorsun. Bak çok önemli. Kat sayısı 2, 3 sakın ha Aa, bu 2 iken şuysa bu 3 iken şudur diye sakın yapma. Ne yapıyorduk? Elimizdeki miktar o kadar. O miktarı aynen diğer tepkime yazıyorsun. Tamam mı? Bak çok önemli bir şeydir bu. Altını böyle çize çize söylüyorum bunu. Şimdi bak Diyor ki neydi? Heh, 18 gram karbon kullanılıyordu. Hemen molünü bulalım karbonun. 18 bölü 12'den 1,5 mol karbon kullanıyorum. Şu denklemleri öyle bir yazayım ki... Şöyle dur lan ne biçim yapıyorum ben. Heh, şöyle temizleyeyim de. Şöyle yapalım. Önce şu tek denklemi bir alayım. Yapıştıralım. Sonra diğerini alacağım. Şimdi 1,5 mol bundan tepkimeye giriyorsa... 2'ye 2 olduğu için 1,5'a 1,5 mol karbon monoksit oluşmuş. Bak bunu aynen buraya yazıyorsun. 1,5 mol var benim elimde. E 3'e 1 ise demek ki bundan 0,5 mol tepkimeye girmiş. 3'e 2 ise bundan 1 mol oluşmuş. 3'e 3 ise e bundan da 1,5 mol oluşmuş. Kat sayıları yorumladım. Bana da neyi soruyor? Karbondioksitin gramını soruyor. 1,5 mol bulduk mu? Bulduk. E 1,5 mol karbondioksit. E karbondioksit karbondioksitin 1 molüne hesap edelim. 44 ediyor. 32 artı 12'den dolayı. E 1,5 çarpı 44'ten 66 gram edecektir ki cevabım da D seçeneğidir. Bir aynı anda gerçekleşen tepkime sorusu daha var. CH4 ve CO2'den oluşan bir gaz karışımı varmış. 0,4 mollük bir karışımmış. 16 grammış diyor. Tamam. E tam verimle yakılıyormuş. Karışımı yakmak için kullanılan hava oda koşullarında kaç litredir diye soruyor. Şimdi şöyle bir durum var. Ben şuna mesela x mol dersem karışım 0,4 mol olduğu için bu da 0,4 eksi x mol olacaktır ki toplamının 16 gram olduğunu söylüyor. CH4'ün hesap edelim 16 olduğunu söylemiş. O zaman x molü 16 x gramdır. Artı e, bu 64 ise 0,4 eksi x molü ne olacaktır? 64 çarpı 0,4 eksi x olacaktır. Eşittir. Burası 16'ymiş. Şurayı bir işlemleyelim bakalım. 16 x artı burası ne olur? 25,6 eksi 64 x eşittir 16. Şurayı toplarsam eğer 48x eşittir 9,6 çıkacak. Hmm. Aa, bir dakika 96 olsa 2 mol olurdu. Aha x 0,2 molmuş. süper. E, karışım 0,4 mol değil miydi? O zaman bu 0,2 mol ise bu da 0,2 moldur. Ama hocam kat sayısı 2 idi onu niye 2 ile çarpmadım? Bak ne demiştim? Vururum bak ha kötü vururum. Ne yapıyorduk? Aynen yazıyorduk. Bulduğumuz molü aynen yazıyorduk. Çünkü karışım 0,4 mol ise bu da 0,2 molmuş. Bu da 0,2 molmuş. Çünkü onu bulduk. Aynen yazıyorsun yerine. Şimdi zaten katsayıları kullanacaksın. Bak dostum. E 1'e bana neyi soruyordu? Hava kullanmıştır diyor. Şu oksijeni bulayım çünkü oradan havaya geçebilirim. 1'e 2 ise 0,2'ye 0,4 mol oksijen kullanılmıştır. 2'ye 1 ise 0,2'ye 0,1 mol oksijen kullanılmıştır. Toplam kullanılan oksijen 0,4 artı 0,1'den nedir? 0,5 mol değil midir? Kullanılan oksijen bu. Bana ne kadar hava kullanılmıştır diye soruyor. Bir şey soracağım. Havanın 5'te beşte biri oksijendi değil mi? O zaman şöyle diyebiliriz. 5 birim havanın bir birimi oksijense benim elimde 0,5 mol oksijen var. O zaman ne kadar hava kullanmışımdır? 2,5 mol hava kullanmışım. Bana da neyi soruyor? Kaç litredir diye soruyor. Ne, nerede ama? Oda koşullarında. 24,5 litre değil miydi? 1 mol gaz. E 2,5 mol olduğunu biliyorum ben. Buradan kaç çıkacaktır? 61,25 çıkacaktır. Cevap da C seçeneğidir. Asacak terlemeye başladım ha. Hemen devam edelim bakalım. Eşit sayıda molekül içeren CH4, C2H4 ve C3H8 gaz karışımını tamamen yakmak için normal koşullarda ne oluyormuş? 22,4 litre oksijen gazı harcanıyormuş. E buna göre karışımdaki gazların kütleleri toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi eşit molekül sayısında diyorsa şöyle düşün. Şu x mol ise bu da x moldür. Bu da x moldür. Bunları söylüyor bana. Ben bunun yanma tepkimelerini yazayım. Şöyle CH4 artı O2 CO2 artı H2O. Şuraya 2 yazdık, buraya 2 yazdık. Denkleşti. Diğeri ne? C2H4 artı O2 CO2 artı 2 o E ne karbon? 2 tane var. Hidrojen 4 olduğu için burası 2. Şuraya ne olacak? 3 yazdık. Çok güzel. Üçüncüyü de yazalım. C3H8 artı O2 3CO2 artı 4H2O. Burası da 5 olacak. Ha, şimdi bak şimdi dostum. Bu x mol. Bu da x mol. Bu da x mol. O zaman burada kullanılan oksijen 2x'tir. Burası 3x'tir. Burası da 5x'tir. Diyor ki toplam kullanılan oksijen 22,4 litredir. Normal şartlar altında 1 mol gaz 22,4 litre olduğuna göre demek ki 1 mol oksijen gazı kullanmışım. Şuranın toplamı ne oldu? 10x eşittir 1 molmuş. x eşittir 0,1. Yani bunların her birinden 0,1'er mol varmış. Onu anladım. Bana karışımın kütlesini soruyor ya. E şimdi bu da 0,1 mol. Bu da 0,1 mol. Bu da 0,1 mol. CH4'ün 1 molü kaç gram? 16 gram. O zaman 0,1 molü 1,6. C2H4 e, 24, 8, 28. Tamam 24,4 28 etti. 0,1 molü 2,8. Artı C3H8 ise 36, 44'müş o da. O zaman demek ki bu da 4,4. Bunların toplamı işte. Kaç çıkıyor bakalım hesap etsek. 5,6, 6, 8,8 mi çıktı? Hah cevabımız da C seçeneğidir. Yedinci sorumuza bakalım. Diyor ki 80 gram magnezyum ve bakır karışımı neymiş aşırı miktarda aşırı miktarda diyorsa demek ki ne oluyor magnezyum ve bakır karışımının tamamı tepkimeye giriyor tepkimeye girebilenler tabii ki e ne oluyormuş HBR e, sulu çözelsine atılıyormuş aşırı miktardaki HBR sulu çözelsine kütlece %30'u harcanıp bir miktar H2 gazı açığa çıkıyormuş şimdi 80 gram karışım varsa 80 gramlık karışımın %30'u harcanıyorsa şöyle sadeleştirdim 20%. 24 gramı harcanıyordur. Bak aşağıda ne diyor? Magnezyumun HCl ile tepkimesi verilmiştir diyor. Bakırsa HCl ile tepkimeye girmemiştir. Ya HCl'ye takılma. Ya şuna al sana HCl yazayım. HBR, HCl, çok takılma oraya. Evet, e sonuç olarak bakır tepkimeye girmiyorsa burada azalma, tepkimedeki madde miktarındaki azalma bakırdan değil de kimden kaynaklanıyormuş? Magnezyumdan kaynaklanıyormuş. Yani bu 24 grammış. E karışım 80 gram olduğuna göre geriye kalan kaç gram hesap edersek Kaç kalıyor la geriye? Matematiğim gitti la. E burası 4 6 tamam. E ne olacak? 56 gram mı? Yok. Evet evet 56 gram olacaktır. Tamam 56 gram da bundan varmış. Tamam çok güzel. Diyor ki alışımda 56 gram bakır bulunur. Doğru. Tepkimede kullanılan HBr ya da HCl neyse artık 2 moldür diyor. Aşağıdakilerin HBr olduğunu düşünelim. Neyse yukarıdakini değiştirmeyelim de şunun HBr olduğunu düşünelim. Tamam. E ne oldu? Tepkimede kullanılan HBr 2 moldür diyor. Acaba bakalım mg artı 2 hbr'den mgbr 2 artı h2 meydana geliyordu. E magnezyum zaten 24 gram. 1 mol'ü 24 gram olduğuna göre ben de 24 gram bulduğuma göre demek ki 1 mol magnezyum tepkimeye girmiş. E 1'e 2 olduğuna göre demek ki 2 mol hbr tepkimeye girmiştir. Doğru. Oluşan h2 gazı normal şartlarda 22,4 litredir. Çok güzel insan bakar mısın? Denklemi vermiş bana. E bunun katsayısı 1, bunun katsayısı da 1. Yani bundan 1 mol tepkimeye tepkimeye giriyorsa bundan 1 mol oluşur. H2 gazı 1 mol ise normal şartlarda 1 mol gaz 22,4 litre olduğu için bu ifade de doğrudur. Cevap 1, 2, 3 oldu yani D seçeneği. Küfür yok az kaldı bak ben de yoruldum ama devam etmemiz lazım. Bak bu sorular çok önemli çünkü. Ne yapman lazım? Sabretmen lazım. Yorulduysan durdur, durdur. Bir git bir çayını mayını iç ama ben çözmeye devam edeceğim. Zaten bak terim tırnağımdan çıktı ama anlatacağım. Ben inat ettim anlatacağım sen de dinle. Tamam mı dostum? Hadi devam ediyorum. Bak ne diyor? 90 litrelik bir gaz karışımı varmış. Çok güzel. Yüksek sıcakta tepkimesine göre tam verimli reaksiyona giriyormuş. Yani en az birisi tükeniyor demektir bu. Tepkime sonunda kaba 5 litre N2 gazı gönderildiğinde ha bu tepkime de artansız gerçekleşiyormuş. Eee buna göre karışımda kaç litre H2 gazı bulunmaktadır diyor. Çok güzel insan. Bak burada 5 litre bundan tepkimeye girerse 1'e 3 olduğu için bundan 15 litre tepkimeye girecek midir? Evet girecektir. Peki bir şey söyleyeceğim. Şundan N mol ya da 2 2N mol tepkimeye girerse bundan N mol tepkimeye girmez mi? Girer. E demek ki bak ilk tepkimede 15 litre H2 arttı ki N2 ile tepkimeye girdi. Yani başlangıç karışımı 90'dı. 15 litresi yani 15 litre H2 tepkimeye girdiği için demek ki başlangıçtaki gaz karışımı 75 litreymiş. O da ne oluyor? 2N artı N eşittir 75 oluyor. 3N eşittir 75 ise N eşittir 25 oldu. Şimdi H2'den ne kadar vardı? 2n. Bundan n ama artan 15 de vardı. H2'nin başlangıçtaki miktarını soruyor ya. E ne olacaktır? 50 artı 15'ten 65 litre olacaktır. Cevabım da C seçeneğidir. Bak denklemi yazabildikten sonra bu soru çerez dostum. Diyor ki C3H8O2. Diyor ki ne oluyor? Yakılıyormuş. Tamam oksijenle tepkimeye giriyorsa. Karbondioksitle su oluşur. Organik bileşikler yandığında. Diyor ki kaç litre karbondioksit gazı meydana gelir? Ya şunu bir denkleştirelim önce. 3 karbon e, 4 olduğu için, şey 8 olduğu için 4 H2O. Oksijeni sayıyorum. 3 kere 2'den 6. 4 de bu 10. İkisi burada geriye kaldı 8. Aha buraya da 4 yazdım. Şimdi ne oluyormuş? 100 pardon 1,52 gram varmış bende. Hemen onu mole çevireceğim. E, önce şunun mol kütlesini bir hesap edelim. 3 karbon 36 artı 8 artı 2 tane oksijen var. 32. Burası ne oldu? 40 artı oradan 76 gram. 1 molü 76 imiş. Hemen mole çeviriyorum. 1,5052 bölü 76 değil mi? Ha 152 olsa 2 mol. 0,02 molmuş. Hemen yerine yazıyorum. Eğer bu 0,02 mol ise o zaman bundan 0,08 mol kullanılır. E, 3 katı olduğu için 0,06 mol bundan oluşur. E Bu da 4 katı olduğu için 0,08 mol bundan oluşur. Kaç litre karbondioksit diyor? 0,06 bulmadık mı? Çarpı 22,4. Bunu 22,4 ile çarptığında ne yaparsın? Hacmi bulmuyorsunuz bulmuş olursun. Hemen hesap edelim. Bu da ne çıkıyor? Eğer 0.6 olsaydı 13,44 demek ki 1,344 litre olur. Cevap da B seçeneğidir. 10. sorumuzdayız. Diyor ki tepkimesine göre 1 mol kalsiyum metali HCl çözeltisine atıldığında normal koşullarda en fazla 8,96 litre H2 gazı oluşmaktaymış diyor. He, peki bakalım en fazla şu kadar oluşuyor diyorsa demek ki 1 mol kalsiyumu tüketiyoruz. Buradan bu anlam çıkıyor. Hemen şunu mole çevirelim. Mole çevirecek bir şeyimiz var. 8,96 litre. Kaç mol demektir? 22,4'e böldüğümüzde 0,4 mol demek. Bak mole çevirecek bir şey bulduk ya. Hemen çevirdim. Denklemde yerine yazıyorum. Ama bu denklemi şöyle aşağıya alalım. Bak mis gibi yer var aşağıda. Şöyle kopyalayalım. Heh, şuraya yapıştıralım. Bak şimdi. Bundan ne oluşmuş? E, H2 nerede? La? Heh. Şimdi bundan 0,4 mol oluşmuştu. E 1'e 1 olduğu için demek ki bundan da 0,4 mol oluşur. 1'e 2 olduğu için 0,8 mol bundan harcanır. 1'e 1 bir olduğu için 0,4 mol de bundan harcanır. Şimdi diyor ki 2 mol HCl tepkimeye girmiştir. Hayır canım 0,8 mol HCl tepkimeye girmiştir. O gitti. 16 gram kalsiyum metali çözülmüştür. 0,4 moldü. E kalsiyum 40 olduğu için çarparsak evet 16 gram olacaktır. Doğrudur. Diyor ki HCl çözeltisindeki hidrojen iyonları sayısı azalmıştır. Evet HCl çözeltisindeki H+ iyonları neye dönüşmüştür? H2'ye dönüşmüştür. Yani H+ iyonu sayısı azalmıştır ifadesi doğrudur. Cevap 2 ve 3 D seçeneği olacaktır. Burada diyor ki sarı kurşun 2 oksit cevheri ha tamam metalik renkli sıvı kurşun metali oluşturmak üzere fırında kömürle ısıtılmaktaymış. Tamam. Denkleştirilmemiş denklemi verilen olayda 414 gram kurşun metali üretildiğine göre kaç gram karbondioksit gazı oluşur? Hemen şunu bir mole çevireyim de n eşittir 414/207'den bölü 207'den 2 mol olduğunu buldum. Yani 2 mol ne oluşmuş kurşun. E 2 mol bundan oluşmuş da şu tepkimeyi bir denkleştirelim önce. Şöyle bakalım. Ne var? 2 oksijen var. Oksijen sayısını eşitlemek için burayı 2 ile genişlettim. Burayı da 2 ile genişlettim. Tamam, denkleşti şu anda. E 2'ye 1 karbondioksit oluşuyorsa 2 mol bundan oluştuğunda 1 mol de bundan oluşacaktır. E karbondioksit 1 molmuş. E 1 mol 44 gramdı. E, ne oldu? 44 gram cevapta E seçeneği oldu. Dostum bir şey diyeyim mi? Bak sağlam yoruldum. Gerçekten güzel sorular vardı. İşlemlerin içinden geçtik. Dikkat ettiysen bak amacın verilerini bir mole çevir, Mol, molü bulduktan sonra da katsayılar üzerinde ne yap? Yorum yap. Onun katsayısını yaz, onun katsayısını verilenin katsayısından diğerlerinin katsayılarına geç. Bak çok önemli bir şey öğrettim sana bugün. O da ne biliyor musun? Bulunan molü yazarken sakın katsayıyla çarpma. Bak çok önemli bir ayrıntı. Sen zaten onu yazdın ya. Denkleme yazdıktan sonra o katsayı ile diğerinin katsayısını yorumlarken onu kullanıyorsun. O yüzden bir daha çarpma tamam mı? Bak çok önemli bir ayrıntıdır. Onun dışında ne yapacağız? Bir sonraki dersimizde bu kimyasal hesaplamalarla ilgili daha soru tipleri var. Onları göstereceğim dostum. Sakın bırakma. Bak sakın vazgeçme. Çözebileceğin şeyler. Örnek çözdükçe kendini geliştireceksin ki soru bankasındaki örnekleri çözüp ondan sonra da çözümlerine bakarsan daha da iyi olacağına eminim dostum. Hadi dinlenme vakti ne yapıyoruz? İki fosfor bir asit kimya bu kadar basit diyoruz. Sonra da şu kanala abone oluyoruz. Görüşmek üzere.